Şimdi Buğra'nın kitabı var. Birazdan Buğra'yla konuşacağız uzun uzun. Bir de yeni işleri var, yeni dizisi var. Kitapla geldin. Kitapla geldin, evet. Bu üçüncüsü hakikaten geliyor. Fantastik bir iş. Ondan önce sadece eser sıkılmasın diye eserle Berfu'dan söz edelim. Onların benim de çok merak ettiğim çift terapisi gösterileri ve oradan alınmış parçaları görünce de çok eğleniyorum hakikaten. Berfu'nun eseri sahnede nasıl evire çevire dövdüğünü görerek de eğleniyorum. Kadın zekasının üstün gelişine bayılıyorum. Biz gösterebiliyor muyuz parça? Ha, şimdi burada afişini görüyoruz. Evet, burada da görüldüğü gibi adamın sırtına çıktı. Yani bu tabii ki yani bir şımarmış olduğunda değil mi, kabul ediyor musun artık bir her tarafınızdan, çünkü senin şımarıklığın akıyor aslında tırnak içinde. Net, kesin şımarmış. Yani bu kadar sevilen bir kadın, bu adam tarafından şımartılan bir kadın, onun zaten çok güzel bir ruhu var. Evet. Hep seninle evlenmeden önce de öyleydi. Yani ileride böyle bir dava filan açarsa hani bana şöyle yaptı böyle yaptı filan, ya tamamen onun lehine şahitlik ederim. Yani derim ki bu kadın bu adamı bu hale getirmişti herhalde. Şimdi burada gördüğümüz gibi afişi çok beğendim bu arada. Ben bu afişi görmemişim. Ben sizin hep parça parça oyunuzdan parçalar izliyordum. Şimdi 11 Ocak'ta Maximum Unique Box'tasınız. Bu çok güzel bir salon ve sahne. Ben de orada Richard provaları yapmıştım. Ama hiç daha henüz bir şey izlemedim. İnşallah sizi izleyeceğim orada. Sonra 15 Ocak'ta BKM Tiyatro'da Beşiktaş'tasınız. Hı hı. O da çok güzel bir salon. Sonra başladınız turnelere. Süper. Sonra 16 Ocak Bursa'da Merinos Orhan Gazi salonundasınız. Sonra Ankara Mevşura'dasınız. Çok güzel bir salondur Ankara Mevşura'da. Ve sonra 23 Ocak'ta İzmir'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, içinde kediler olan falan filan harikulade bir tiyatrodur. Suat Taşer ustanın, hocanın ismi verilmiş olan tiyatro müthiştir. Yani yazın bir bölümü açılır üstünde, kışın kapanır. Benim en çok sevdiğim sahnelerden biri ve de böyle çok şey görünür, havuz gibi bir yapısı var biliyorsun. Evet, evet. Ama çok seyirci alabiliyor. Bin küsür seyirciye kadar ulaşıyor yani. Enteresan, böyle bir amfi tiyatro gibidir. Ankara Mevşura da çok güzel. Hepsi çok güzel. Peki ilginç bir şekilde Berfucuğum, eser yakışıklı çıktığı ender fotoğraflardan biri. Evet. Ve nasıl oldu? Biraz şop yaptık tabii. Ya esere dünyanın en önemli ritakçısını çalıştırsan günlerce ne yapabilir esere yani. Ama sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evet, cool bir kadın. Yani hep ben sana, sizi evlendiğinizden beri baktığımda bu kadının eserle ne işi var diye düşünmüşümdür ama yani sen o kadar sevdin ki adamı, bir de ondan İki tane de bir eser yaptın. Değil, iki tane de çocuk yaptın. Evet. Ne vaat ediyor sana? Bir kere çok iyi baba olur bundan. Değil aslında. İkincisi, değil aslında. Oyuna başlamayın rica edeceğim. Olur işte, bitti. İki, bu canı pahasına çocuklarına bakar, sana bakar, evini geçirir. Bunu her şeye emanet edebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Böyle bir iyi yürekli bir adam bu. Değil aslında, dinleyeyim şimdi. Yani Eser aslında çok ben merkez bir birey ve ben daha böyle kolaçan ve anaç bir biriyim ve hani o söylediğiniz şeyler aslında ben yapıyorum daha hani ilişkide doğru diye düşünüyorum. Ama Eser de aşırı tabii ki de iyi biri ve bizi güzelleştiriyor, yani böyle özetleyebilirim konuyu. Ya tamam, anladık. Mesela oyunda anlatıyorsunuz, evin altında kulüp varmış, bilmem tabii, ne varmış falan filan diye. Tabii ki öyle bir şey olacak. Çok genç büyük bir şöhrete ulaştı. Bütün Türkiye onun oyunculuğunu, kabiliyetini gördü. Tabii ki böyle bir şey olacak yani. O ben merkezci olmasın, kim olsun yani. Hakikaten evet, doğru. Değil mi? Yani çocuk bambaşka bir hikayeymiş gerçekten yani. Orada bir Berfu'cum kardeşine de bakarak büyüdüğü için Berfu o kadar konuya hakimdi ki o çok yardımcı oldu bana. Hı. Ben yani bir
baba olunca biraz bocaladım hakikaten. Ne demek kardeşine de bakarak büyüdüğün için? Yani kardeşim benden 7 yaş küçük ve yani biraz ablalık yaparak abla olduğum için aslında. Çünkü kardeşime baktım o yani. Ablalığı bildiğim için. Yani ben de evin en küçüğü. İki abla, bir anne, bir anneanneyle büyümüş bir adam olarak yani birine bakmadım yani. Böyle ama bir dakika bu anlattığın önemli. Aslında sen kadınlarla yaşamaya alışıksın. Evet. Evet. Ha bir dakika tabii. Durduk şimdi. Evet bu. Ne diyorsun abi bu konuda? Alışıksa tabii. Yani bir şeyi de var. Yaşadığı yerde bir öyle bir yer zamanda soruyorum. Kadınlarla ilgili bir nezaket eğitimi de var. Tabii. Yoksa yersin tokadı. Tabii. Bu kadar kadından. Nezaketle sorun yok ama tembellik, efendime söyleyeyim durduğun yerde her şeyin değişmesi, yatağı toplama falan aşırı. Evet çok paşa aslında. Yani çok paşa büyütüldü. O kadar kadın arasında bir bak şimdi görüntüleri izliyoruz. Berfu'nun bacakları eserin boyu kadar değil mi? Evet. Ama sen de kızım giyiyorsun topukları tabii ki. Esere de biraz topuk verseydiniz de. Lazım mı? Bak böyle kız bak dimdik benim bütün gördüğüm görseller böyle kız sabit duruyor çaçarona konuşuyor adam sürekli ya terliyor ya kaşınıyor ya buna cevap yetiştirmeye çalışıyor yani bak kız her şeyi daha iyi yapıyor sahnede gibi görünüyor. Ya da onları montaj etmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Seni görmüşler yani ben iyi görünür zaten görünmez mi? Evet. Yani kadın bak, daha güzel görünmez mi? Ya bir de şöyle hikaye. Bir şey var. Sizin hikayede Berfu senden sürekli seninle dalga geçiyor. Sürekli seni yerin dibine sokup ay, çıkarıyor. Tamam. Sen bunu ona yapamıyorsun. Evet. Çünkü erkeksin, çünkü kocasın. çünkü saygılısın, çünkü naziksin, çünkü şusun busun. Yani ve bu da herkesi çok güldürüyor. Çünkü kadınlar da erkekler de erkeğin batırılmasını izlemek istiyor. Ve çağdaş olarak da böyle olması lazım zaten. Bu işlerin bu şekilde sizin sayenizde değişmesi lazım. Yani bir takım ayılar gelecekler, bunu izleyecekler. Potansiyel ayılardan söz ediyorum. Ayı bile diyemeyiz. Yani içinde fenalık olan çocuğuna karşı, eşine karşı fenalık yapabilecek insanlar böyle işlerle aslında işte tiyatronun gösteri ne olursa olsun katarsisi de bu olmalı. Bir takım tipler diyecek ya ben biraz hani kendi ya eşime düzgün davranayım diyecek. Bizim tarafı çok dinlemişler zaten. Yani hikayeleri, bizim işte kadınlar olan şikayetimizi, onunla ilgili yapılan şakaların hepsini duymuşlar. Tabii cinsiyetçi şakalar filan. Hepsini evet. Yani duymuşlar. Dolayısıyla burada aslında oyunun buluşu o. Yani bir kadının gözüyle hikayeyi anlatıyoruz. Dolayısıyla bazen aslında çalışırken konuşurken de bana sahnede buna gülerler mi dediğim her şeye daha fazla reaksiyon verdiler. Çünkü ilk defa dile getirilmiş oldu. Yani dolayısıyla ben de sahnede şu an oyunla yeniden öğreniyorum, yeni bir şey öğreniyorum. Çünkü bundan önce de ben 3 adamdım yani. Hani full erkek. Evet, testosteron yüksek de. Testosteronduk yani. Şimdi o farkı sahnede o kadar acayip anlıyorum ki. Yani işte bizden biri bir şey anlatıyor, bir derdimizi anlatıyor durum var. Dolayısıyla yani arada çok üstüme gelindiğinde tabii ki yani kaçak dövüştüğüm, gittiğim yerler oluyor ama yine benim bakış açım da aslında hem nezaket hem de bir kadınsal bakış açısıyla anlatıyorum. Yani aslında tamamen bir kadınsal bir hikaye anlatıyoruz. Ben bunun etkisinde şey gördüm yani. Hani pası verdin, pişeker şakayı yaptı falan filan. O buna gerek yok yani. Cümleye girdiği andan itibaren yani örneğin mesela oyunun bir yerinde anneler zaten her şeyi bilir diyor. Yani anneme zaten daha önce söylemiştim eserle birlikte oldum ama bilmiyor gibi yaptı diyor mesela. Yani bu numarada tek üzerinde bir şaka değil. Evet anneler her şeyi bilir doğru biz ben de anneme zaten söylüyordum falan deyip böyle bir reaksiyona dönüşüyor. Şimdi bunu öğrenmek yani bu oyunla hakikaten ben de yani değişen aslında daha ataerkilden daha kadın egemen bir dünyaya geçişi kendi oyunum üzerinden birebir şahit oluyorum. O yüzden çok heyecanlandırıyor benim oyun yani her zaman reaksiyon alacağı yerde değişiyor. Bir de zaten çift terapisi diye daha çok karı koca işte çiftler geliyor. Bak ben bak sen falan filan ama finalde kadınların çok rahatlamış çıktığını görüyorum oyundan. Dediğin gibi çünkü biraz erkekler benim gibi aslında eğitiliyorlar oyunda yani böyle bak gör falan diye.